Sigma-Nest Otomatik NC bölümündeki gelişmiş NC sekmesinde makinenize göre birçok ayarı yapabileceğiniz bölümler bulunmakta. Örneğin film yakma, vaporizing dediğimiz film yakma, parçalardan kaçınma, istenmeyen kenarlara NC verilmemesi, örneğin plakanız eğer düzgünse kenarları ve imalatta kullanabileceğiniz kalitedeyse bu kenarları sıfıra sıfır yerleşim yaparak kullanabilirsiniz ve bu kenarları kesmek istemiyorsanız kenar toleransı ve kenar boşluğu vererek kesime aktarabilirsiniz, doğrudan parçaya ekleyebilirsiniz. Onun haricinde otomatik köprü oluşturabilirsiniz ve zincir kesim yapabilirsiniz. Ayrıca eğer parçalarınız kalınsa ve lazer tezgahında ön patlatma yapmak istiyorsanız kalın malzemeler için ön patlatma, otomatik matkap yani drilling seçeneklerinin otomatik seçeneği, otomatik punch tezgahları için, right angle shear dediğimiz yani sağ açılı kesim makinaları için otomatik takım yolu çıkartabilirsiniz. Takımları kontrollere atmak için otomatik seçenek kullanabilirsiniz. Yine right angle shear makineler için yani dik açılı kesen tezgahlar için geçerlidir. Prosese otomatik takımlar atamak için kullanılır. Otomatik sıralama ise yine punch tezgahları için, drilling tezgahları için takımların otomatik olarak belirli mantığa göre sıralanmasını sağlayan menüyü, takım sıralama menüsünü çalıştırır. Otomatik parça kaldırma, eğer tezgahınızda otomatik parça kaldırma modülü, part handling dediğimiz modül varsa bu ayarları otomatik ayarlamaya yarar. Bunları çalıştırmaya çalışır. Otomatik yeniden pozisyonlama, eğer tezgahınızda yeniden pozisyonlama modülü yani seçeneği aktifse, örneğin tutucuların altında kalan kısımlarda yeniden pozisyonlama yaparak parçanın kesilmeyen taraflarının da kesilmesini sağlar. Veya 4000'e 2000'lik bir tezgahınız varsa veya 3000'e 1500'lük bir alanda kesebilen bir tezgahınız varsa üzerine 6000'e 1500'lük veya 8000'e 1500'lük bir plaka yerleştirerek kesim yaptığınızda her 3000 milimetrelik bölümden sonra bir yeniden pozisyonlama gerektirecektir. Lazer veya punch fark etmiyor bu tür tezgahlarda. Bu yeniden pozisyonlamayı yaptırarak istediğiniz gibi kesimi devam ettirebilirsiniz. Onun haricinde otomatik çakışma gibi seçeneklerde otomatik parçalar arasında çarpmalar varsa bunları önlemeye yönelik unsurları çalıştıracaktır. Yine NC slotlarını tek kesimde kesmek için kullanılan, yani slotlar varsa parçalarınız içerisinde bunları tek seferde kesmeye yönelik adımları çalıştırır. Punch tezgahlar için genelde kayan yani boşta kalan, mesela şurayı kestiniz, bu punch tezgahı olsaydı şuradaki hurda kayan bir hurdaysa, yani parçadan ayrılıp tezgahın üzerinde tehlikeli bir şekilde kalacaksa bunları kontrol edip kullanıcıyı uyaracaktır. Bunun gibi ayarların hepsini bu menüden, yani gelişmiş NC menüsünden yapabiliyoruz. Örneğin bu Hakbank tezgahı için otomatik parça kaçınmayı aktif etmek istiyorum varsayılan ayarlarla. Bunlardan daha önce parçalar menüsünden bahsetmiştim. Otomatik kaçınmayı aktif ettiğimizde eğer parçada tehlikeli bir alan varsa o alandan geçmeden veya o alana güvenlik, belirli bir güvenlik mesafesi ekleyerek o alanın etrafından dolanarak kafayı aşağıda tutarak kesim süresini kısaltmaya yönelik bir işlem. Sadece iç kontrollara isterseniz uygulayabilirsiniz. Hem iç hem dış kontrollara verebilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Yine zincir kesimde yaptırabilirsiniz.
Diğer özellikleri inaktif ediyorum. Şimdilik kullanmayacağım. Ensilabüsleri vermeyeceğim. Onay verdiğinizde şimdi gördüğünüz gibi şu kesikli çizgiler de güvenli olduğunu düşündüğü alanlarda parça kesimi sırasında tezgah kafayı kaldırmadan yerde sadece ışını keserek ilerliyor. Diğer noktalı bölgelerde ise ışını kesilecek hem de kafayı kaldırarak ilerliyor. Gördüğünüz gibi bu sayede daha az kafa yukarıya doğru boşta hareket yapıyor. Bu sebeple zaman kayıpları önlenmiş oluyor. NC menüsündeki gelişmiş seçenekler bu şekilde. Örneğin bir kalın bir saç plaka olsaydı 15 mm kalınlığında. Yine ben bu kalınlıkta otomatik NC versem. Mesela bu kes tezgahım Mazak Optiplex. Gelişmiş NC'den ön patlatmayı açıyorum bu kez. Yine diğer unsurları kapatacağım. Bunları bu şekilde varsayılan olarak kaydedebilirsiniz. Bir kere mahsus kaydederseniz default olarak o kalınlıkta, o versiyonda kestiğiniz veya o malzemede kestiğiniz bütün takım yolları artık optimum kesim koşullarıyla verilmiş olur. O yüzden varsayılan olarak ayarlama seçeneği çok güzel zaman kazandıran bir seçenektir. Ön patlatmayı açtığında burada başlangıç noktalarının önceden delinmesini sağlayarak zamandan tasarruf yine hem de kesim kalitesinin makinenin kafasındaki nozulları korumaya yönelik bir önlem almış olursunuz. Ön patlatmayı açıyorum. Gördüğünüz gibi ön patlatmayı açtığım için ön patlatma menüsü geldi. İşte patlatma türüm daire, prosesim lazer, proses daire çapı, ön patlatma dairesinin çapı 1 mm olsun. Varsayılan olarak ayarlı diyorum ve tüm plakalara uygulasın. Onay verdiğimde şu giriş çıkış bölgelerindeki gördüğünüz gibi şu delikler, yani ön patlatma delikleridir bunlar. Nesting'e göre yap dediğim için şu an bir inceleme yaptığımızda kontür gitsin. Gördüğünüz gibi önce deliklerin ön patlatmalarını yapıyor. Bütün delikleri ve dış kontürlerin giriş çizgisinin merkezini patlatarak bütün parçalarda bitiriyor. İstenirse eğer farklı bir nozulla çalışmak istiyorsanız bu son parçayı patlattıktan sonra durma, yani makine stopu eklenebilir. Eklendikten sonra operatör arkadaş nozulu değiştirir ve tekrardan start'a basarak normal kesime döner. Gördüğünüz gibi şimdi ön patlatma yaptığı yerden girerek işlemi sonlandırıyor. Mesela birinci delik, şimdi ikinci delik, üçüncü delik ve dördüncü delik. Bildiğin yaptı, sonra deliği deldi. Patlatma çizgilerinden, daha doğrusu noktalarından girerek işlemi sonlandırıyor.